Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün küçük prenseslerimiz için güzel bir karpuz çalışması yapacağız. Karpuz çalışmamızda 3 rengimizi kullandık. Yeşilimiz, beyazımız, kırmızımız ve boncuk kullandım. Dilerseniz boncuk kullanmayıp iple de örebilirsiniz. Çantamızı çalışmaya alt kısımdan başlıyoruz. Yeteri kadar büyüyünceye kadar yani artışlarımızı yapıyoruz. Daha sonrasında beyazımızı ve kırmızımızı ekleyerek örmeye devam ediyoruz. Aralarda e, boncuklarımı kullandım ve en son şöyle bakalım kenar kepiklerimizi çalışıyoruz. Zincirimizi de bağladıktan sonra çantamız kullanılmaya hazır hale geliyor minik prenseslerimiz için. Altına şöyle tam bu alta uygun olarak yuvarlak bir karton keserek ya da sert bir şey keserek e, yerleştirirseniz kullanımı çok daha güzel ve rahat olmakta. Evet şöyle görelim çantamızı bir tane ip kullanmadım. Kırmızı ipimi diğerleri zaten çok az miktarda e, kullandım. Evet kolay gelsin diyerek hemen minik prenseslerimizin çantasını örmeye başlayalım. Kolay gelsin. 3 numara tığ kullanarak çantamı örmeye başlıyorum. Bakın şuradaki milimetre yazan kısım e, tığımızın numarasını göstermekte. Hemen sihirli halkamızı yapalım. Şu şekilde parmağımı tutuyorum. Şuradan giriyorum bakınız. Hemen zincirlerimi çekmeye başlıyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çektikten sonra çıkarıyorum iki katını hem kısa olanı hem de yuvarlak olanı şu şekilde orta parmağımla tutuyorum ve içerisine toplamda 12 tane zincirimizle dahil trabzanımızı örüyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 tane zincirimizin üzerine yani halkamızın üzerine trabzanımızı ördük 1 2 3 şöyle bakalım 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 hemen şuradaki kısa ipimi çekiyorum mümkün mertebe sıkıştırıyorum 12 ile birinci trabzanı şu şekilde birleştiriyorum Bakınız sadece arasından girdiğim ipimi geçiriyorum ve birinci sıramızı bu şekilde tamamladık 12 trabzan hemen ikinci sıramıza 3 zincir çekerek başlıyorum tığımın başını doluyorum yandaki şuraya bakınız ilk trabzanımın bulunduğu yere batıyorum şöyle ve tekrar tığımın başını doluyorum bir sonraki trabzanıma batıyorum hemen üzerine bir tane daha batıyorum bütün trabzanlarımı ikişer defa örüyorum 12 tane olan trabzanım toplamda 24 trabzan sayısına ulaşıyor her birine iki defa batıyorum ve örüyorum Arkadan da ipimi gizledim. Bakınız her bir trabzan üzerine ikişer defa battım. Bir sıramı tamamlamak üzereyim. Toplamda 24 tane trabzan sayısına ulaştım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ve 24. Hemen zincir çekerek ördüm trabzanımın üzerine geliyorum geçişimi yapıyorum 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum hemen dibine bir tane daha batıyorum 2 defa ördüm bir sonraki trabzanımın üzerine bir tane trabzan örüyorum üçüncü sıramızda bir çift bir tek olarak örelim ve artışlarımıza devam edelim çift tek çift şimdi tek örüyorum bir sonraki trabzanımı ise aynı yere batarak çift olarak örüyorum. Tekrar tek çift. Bir tek bir çift olarak üçüncü sıramızı tamamlayalım. Üçüncü sıramızı bir çift bir tek örerek tamamladım. En son tek ördüm. Çift olarak başlamıştık. Bakınız hemen zincirimin üzerine gelerek batıyorum. Son trabzanımı geçişimi yaparak bağlıyorum. Hemen 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra bir tane bakınız teki ördüm. Hemen yanındaki trabzan üzerine batıyorum. Bakınız farklı farklı trabzan üzerine battım. 2 tek ördüm. Şimdi öreceğim trabzanımı ise çift olarak örüyorum. 2 tek bir çift olarak dördüncü sıramızı devam ettirelim. Bakınız çiftimi ördüm. 2 tek. Şimdi öreceğim trabzanım çift olarak örmek istiyorum sıramızı takip etmek için iki tek bir ve iki bir tane çift tekrar iki tek bir iki şöyle görelim bir çift iki tek bir çift iki tek dördüncü sıramızı tamamlayalım Evet, iki tane tek, bir çift, iki tek, bir çift olarak ördüm. Şimdiki öreceğimiz sıramızda ise üç tek, bir çift olarak örüyoruz. Hemen en sondaki çift olarak ördüğümüz trabzanın ikincisine 3 zincir çektiğim yere gelerek batıyorum. Şu şekilde çekerek birleştirmemi yapıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Hemen ikinci trabzanın üzerine batıyorum. İki tane trabzanım ördüm. Üç tek öreceğim için üçüncü tekimi de örüyorum ve dördüncü trabzanımı çift olarak örüyorum 3 tek bir çift devam ediyorum 1 2 3 3 tane tekimi ördüm dördüncüyü çift olarak örüyorum 3 tek dördüncüsü çift olarak örelim ve bakınız 1 2 3 4 5. sıramızı tamamlayalım. Çantamızı hangi büyüklükte örmek istiyorsanız zeminini ona göre ayarlayalım. Eğer daha küçük yaştaki çocuklarımızı örecekseniz bu sıra yeterli. Dilerseniz bir sıra daha artışımızı yaptıktan sonra üste doğru geçişimizi yapabiliriz. Evet şimdi 5. sıramızı 3 tek 1 çift olarak örelim. 6. sıramızı ise 4 tek 1 çift olarak tamamlayalım. Çantamızın altını yeterli ölçüye gelene kadar ördüm. 1 2 3 4 5 6 7. Toplamda başlangıcımızla birlikte 7 sıramızı ördüm. Hemen çapımızı ölçelim. Şu şekilde bir uçtan diğer uca Altının ölçüsünü görelim 16 santim çantamızın alt çapı şimdi birleştirerek artık artma işini yapmadan yukarıya doğru örmeye başlayabiliriz. Hemen En son trabzanımı şuradaki bakınız zincir çekmiş olduğum yerin tepe noktasına geliyorum. Geçişimi yapıyorum 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra yanındaki trabzanıma batıyorum ve bu sıramızda hiç artış yapmadan örüyoruz hiç artış yapmıyorum. Dümdüz örüyorum. Burada çanta formuna girecek. Alt kısım taban olarak kalacak. Birer birer bütün trabzanlarımı bir defa başını doladım tığımla örüyorum ikili trabzan şeklinde Evet şimdi başlangıç noktamıza kadar gelelim en son yere kadar geldim bakın son trabzanımı ördüm şimdi başlangıç trabzanımın zincir çekmiştim en üst kısmına şu şekilde giriyorum sadece ilmeğimi Son trabzanımın üzerinden geçiriyorum. Tekrar 1-2-3 tane zincirimi çekiyorum. Bakınız şu sıramızla birlikte çantamız dönmeye başladı. İkinci bir artış sırası olmaksızın örüyoruz. Birinci sıramız buydu hiç artış örmeden. Şimdi ikinci sıramızı da örelim. Daha sonra beyaz rengimizi geçelim. Yine hiç artış yapmadan birebir bütün trabzanlarımın üzerine batarak örüyorum. İpim kalın ip. Bakınız bayağı kalın ve sert bir ip. Başlangıç yerimize kadar gelelim. Evet ikinci sıramızın da sonuna geldik. Hiç artış yapmadık. Bakınız bu iki sırada. Şimdi 3 zincir çekmiş olduğum yere geliyorum. Şu şekilde bağlanıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum ikinci rengim olan beyazıma başlıyorum. Şu şekilde bakınız şapka çantamızın altı şöyle görmekteyiz. Şöyle. Şuradan itibaren 1 ve 2 sırada kıvrımlarımız oluştu. Evet beyaz ipimi alıyorum. Bir tane düğümümü atıyorum. Zincirimizi çekerek düğümümüzü atalım ve çantamızın dışı yönünden örmeye başlayalım. Hemen buradan değil Bakınız iki tane öne doğru ya da iki tane ileriye doğru geçelim. Şuradaki iplerimizi daha rahat gizlemiş olalım. Bağlanıyorum. 1 ve 2 bağlantımızla birlikte 3 tane zincire karşılık gelmekte. İpimi şu şekilde alıyorum. Hemen minik gözün içerisine girerek örmeye devam ediyorum. Tepe noktasına geliyorum. Beyaz ipimi bakınız ardından gizliyorum. Yeşil ipimi de Aynı şekilde alta alıyorum şu şekilde ikisini de tam başını doluyorum. Bir defa tığımın başını dolayarak sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde ilerleyelim. Beyazımızda son trabzanımızı ördüm. Zincirimizin en tepe noktasına gelerek batıyorum. Geçişimi yapıyorum ve başlıyorum. 1, 2, 3. 3 zincirimi çektikten sonra sıradaki trabzanımın üzerine batıyorum ve birer birer bütün trabzanlarımın üzerine batıyorum ve ikinci sıra beyazımı bu şekilde tamamlamış oluyorum. Şöyle görelim. Bakın ikinci sıramızı da örmekteyiz. İki sırada beyaz rengimizi ördükten sonra şimdi kırmızı ipimizi örmeye başlayalım. Dilerseniz kırmızı ipimizi şu şekilde siyah boncuklarda takabilirsiniz. Karpuzumuzun çekirdeği için. Dilerseniz düz kırmızı rengimizle de örebilirsiniz. Tamamen zevkimize. İsterseniz daha sonra kırmızılarımızın üzerine işley edebilirsiniz. Yani nasıl kullanmak istiyorsanız o şekilde ayarlamalarda bulunabilirsiniz. Hemen. Kırmızımızı da aynı şekilde örmeye başlıyoruz. Bütün trabzanlarımızın birebir üzerinden örüyoruz. Arada bir tane boncuğumuzu geçiriyoruz. Şimdi bir tane zincirimi çektim ve düğümümü attım. Hemen şuradaki bakınız tam ipimi kopardığım yerden değil birazcık daha geriden geliyorum. Atıyorum 1-2-3 Sırası ile şöyle ipimi de alttan gizleyerek birer birer ilerliyorum. Çantamızın boyutunu ne kadar örmek istersek o kadar kırmızımızı örmeye devam edelim. trabzanları örüyorum. Buradaki boncuğumuzun sıklığı da yine aynı şekilde tamamen ne kadar sıklıkta örmek istiyor isek o kadar kullanabiliriz. 2, 4, 5 tane ördüm. Tığımın başını doluyorum. Bakınız boncuğum arka tarafta kalıyor. Hemen alıyorum öne doğru şöyle sıkıştırıyorum ve kapatıyorum bir tane ördüm 2 4 ve 6. trabzanım ördüm ama bu kadar sık kullanmak istemiyorum 12 tane trabzan örüp bir tane boncuk göndermek istiyorum çok fazla boncuklu olmasın Evet 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane trabzanımı ördüm. Hemen boncuğumu hazır tutuyorum. Tığımın başını doluyorum. Sıradaki yere batıyorum. 1, boncuğumu öne doğru ittiriyorum. Öne doğru sıkıştırdıktan sonra bakınız bu şekilde örüyorum ve devam ediyorum. 12 tane trabzanımızı örelim. 13. de boncuklarımızı geçirelim. Seyrek olsunlar. Çok yoğun olmasınlar. Evet şimdi sıramızı tamamlayalım. Birinci sıramızı örerek tamamladık. Şu şekilde bakınız. Çekirdeklerimizi ördük. Şimdi ikinci sıramıza başlayalım. İkinci sıramızda çekirdeklerimizi tam ortalayarak koyalım. 12 tane araya örmüştük. 13 yapmıştık. Şimdi 6 tane bir kenara örüyoruz. Tam 7.'nin üzerinde çekirdeğimizi kuruyoruz. Diğer tarafa da ilerleyerek tekrar 12 olarak geçiyoruz. Şimdi tam ortalayalım. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve ilerliyorum bakınız başlangıçta az trabzanımızı çekerek başlamıştık hemen şuradaki bakınız çekirdeğimizin olduğu trabzanımızı örmeyi unutmuyoruz ve başlıyorum 1 çekirdeğimden sonra sayıyorum 2 3 4 5 6 bir tane boncuğumu alıyorum. Tığımın başını doluyorum. Aynı yeri değil bakın bir sonraki yere gelerek batıyorum. Ve örüyorum. Ve devam ediyorum. Bu şekilde sırasıyla ortalayarak örelim. Ve istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam edelim. Karpuzumuzu sırası ile bütün renklerimizi ördük. Yeşilimizi, beyazımızı ve kırmızımızı yeteri kadar ördükten sonra bir sıra düz ördüm. Şimdi kenar çalışması yapmak için hazırım. Birleşme işlemi yaptım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başında doluyorum. Zincirimden sonra bakınız hemen zincirimin olduğu yerden sayıyorum. Bir, yani birleşme yerimden. 2 3 üç. 3. trabzanımın üzerine gelerek bir tane trabzan aynı yere 2 3 4 defa ördüm bir tane daha yapalım 5 tane trabzanımız ördüm ve başlıyorum 1 2 3. batıyorum ve yeniden 1 2 3. batıyorum 5 tane trabzan buraya çalışıyorum 2 3 4 ve 5 1-2-3'e batıyorum. Sadece sık iğne olarak batıyorum. Ve hemen tığımın başında doluyorum 1-2-3'e 5 tane trabzanımı kuruyorum. 1-2-3 Başında doluyorum 1-2 5 tane trabzanımı kuruyorum. 3 4 ve 5 yeniden 1 2 3 tığımın başını doluyorum 1 2 3 5 tane trabzan başlangıç yerimize kadar bu düzeni kurarak ilerleyelim başlangıcımızın yakınına kadar örerek geldim 5 trabzanı tamamladım bir zincir çekmiş olduğum yere girerek batıyorum ilmeğimi geçiriyorum tekrar bir tane zincirimi çektikten sonra ipimizi buradan kesiyoruz Şimdi çantamızın sap kısımlarını çalışmaya başlayalım. Evet kenarımızı tamamladım. Şimdi bir tane sap örmek istiyorum. Çanta sapı karşılıklı olacak şekilde şöyle herhangi bir yerden başlayabiliriz. Tam ortasından şöyle giriyorum. Evet zincirimi çekiyorum. Zincirimi çektikten sonra aynı yere batıyorum. 2 Bir sonraki trabzana batıyorum. 1 2 4 tane trabzanım oldu bir sonraki trabzana batıyorum 5 tane trabzanım oldu İkisini bir tane trabzana çalıştım İkisini bir tane trabzanı bir tanesinde buraya çalıştım hemen bunun yanına da bir tane trabzanımı örüyorum 2 4 6 tane trabzanım oluyor 1 2 3 çeviriyorum ve devam ediyorum ikili trabzan şekliyle altı trabzanımı örüyorum istediğim ölçü gelene kadar bu altı trabzanımı örerek devam ettiriyorum iki kenarlarda iki çekelim boş olmasın çok uzun yapmayalım böyle elde tutulacak güzel bir çanta olsun 2 4 5 son trabzanıma da batıyorum 6 oluyor. Evet, biraz uzatalım. Çantamıza yeteri kadar e, sapımı ördüm. Şu şekilde. Bu tamamen zevke uygun olarak ayarlayabilirsiniz. Uzun kullanmak isterseniz uzun. Ama bu tip e, çantalarda çok fazla uzun güzel olmuyor. Tam karşısına gelecek şekilde ayarlamamızı yapalım. Şöyle düzeltelim. sapımızı da düzgün bir şekilde alalım ve hemen altına batarak birleşme işlemimizi yapalım şöyle şuradaki modelimizin altına giriyorum trabzana batıyorum 1 2 3 batıyorum aynı yerden bir daha alıyorum Çünkü ikişer ikişer almıştık diğer tarafta da diğer trabzanıma önce buraya batıyorum ikinci trabzanıma batıyorum başını doluyorum bir sonraki trabzanımı örüyorum ve aynı yere batıyorum tekrar başını doluyorum 3 trabzanımıza ikişer ikişer batmıştık hemen bir sonraki trabzanıma şöyle yandan girerek batıyorum başını doluyalım. aşağıya tekrar başını doluyorum 6 da batıyorum ve bir tane zincirimi çektikten sonra kesiyorum Evet çantamız Şimdilik şu şekilde şimdi tam şu kısma bir de kordon şeklinde zincirimizi çekelim ve buraya bağlayalım zincirimi çekiyorum normal zincir çekerek yapalım Dilerseniz kordon da yapabilirsiniz isterseniz iki kat olarak da çalışabilirsiniz ama ben tek kat çalışmak istiyorum. Şöyle büyük numaralı tığımla rahat rahat çekerek zincirimi tamamlıyorum. bir metreye yakın zincirimi çektim. Şöyle geniş geniş bakınız ve şöyle bakın. Bir sıra boş örmüştüm. Kirpiğimizden kirpiğimizin hemen altındaki ve boncuklu olan sıramdan giriyorum. 3 tane üste bırakıyorum. 2 tane alta 3 üste 2 alta 3 üste 2 alta şeklinde kordonumu bu şekilde geçiriyorum. Şu şekilde boncuğumuzun olduğu yeri mutlaka yukarıda bırakalım. Zincirden oluşan kordonumuzu da şu şekilde fiyonk yaparak bağladım. Uçlarına da boncuklarımı taktım. Ve çantamız bu şekilde kullanılmaya hazır hale geldi. Böylece bir çalışmamızı tamamladık. Umarım çalışmamız faydalı olmuştur ve beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.